Yani sizi ziyarete gelmişler. İyidir. Çok bakıyorlar değil mi? Hastanede hiç diyecek yok. Bak 5 yıldızlı otel. 40 gündür 2 kişi kalıyoruz eşimin başında. Hiçbir eksikimiz yok. Kızım gidiyordu sigortaya, bir tek veriyorlardı. Orada o gün onu alıp geliyordu, onu kullanmıyordum. Ertesi sabah bir daha gidiyordu. 2 hastanenin arası bir sürü. Ya reis başta yoktu. Onların devresiydi. Gidiyordu orada ilacı alıp getiriyordu, araştırmada bana kullandırıyorlardı. SSK'ya gidiyorduk, yavrum kız bir kuyruğa giriyordu, ben bir kuyruğa giriyordum. Orada şey alıyorduk, orada ilaç alıyorduk 2 yıldan. Otel yavrum, yemeklerimiz 3 türlü, 4 türlü, meyvesi, kavunu, karpuzu, çorbası, aklına yani. Ne gelirse. 5 yıldızlı otel gibi. Biriktiriyorum vallahi, hiç kimseye de ihtiyacım yok. Eşim emekli, ben emekli değilim. Eşimin parası var. Ben de bakıcı parası alıyorum. Yani burada giderken içime doğmuştu. Ha, kızıma da dedim, keşke giden ben onlar bana rastlaya, ben onlara bir iki tane söyleye. Dedim ki bunlar kim? Hiç bilmemiş gibi. Dedi ki şeyler, Cumhuriyet Halk Partisi. Dedim onlar neye gelmişler? Girdim işlerine, dedim neye geldiniz, ortalığı karıştırıyorsunuz? Öyle hepsi durdu baktılar. Ondan sonra işte pahalılık mallık, ben de elimde bir şeyler almıştım, böyle aldım dedim. Niye pahalılık, hiç aç kalan yok dedim. Reis geldi, biz bolluğa çıktık. Vallahi billahi reisin başa geleli benim param hiç bitmemiş. Bitmemiş. Yavrum önce mal ucuzdu, para yoktu. Benim eşim emekli oldu, 700 lira alıyordu. Benim eşim şimdi 5,5 milyar alıyor. Ama bunlar yok, nankörler. Vallahi Kılıçdaroğlu hakkında hiçbir iyi bir şey düşünmüyorum. Benim eşim 15 sene Palı'ya gitti geldi. O zaman onlar baştaydı. Benim eşim orada bir bakkalı tanıyordu diye orada sana yağını cebine koyup getiriyordu. Getirene kadar ceketinin cebi de yağ oluyordu. Saklıyordu, bakkal veriyordu. Ondan sonra tüp kuyruktu. Fikri bozuk olanlar bilmiyor vallahi. Fikri düzgün olanlar her şeyi biliyor yavrum. Yürütseydi zamanında yürüdürdü. Biz emekli olduk, şey rahmetlik yine diye şey başladı Ecevit. Her gün diyordu ki, aha bu ay işçilerin maaşı yok derdik, aha acımızda öldük. Şimdi ne öyle bir derdimiz var, ne öyle bir gayemiz var. Yok yavrum yok, onlar kim gelse, kökü gelse yine yapamaz. Ankara'ya geldi batırdılar, İstanbul'a gitti batırdılar, ne yapmışlar? Her yeri batırdılar, bunlar Türkiye'ye gelse Türkiye'yi batırır. Ben reisin hayranıyım. Reis böyle gökte yağa yerde topluyor. Allah'ım ona sağlıklı uzun ömür vere. Tırnağını daşa değdirme. İnşallah bu dönemde gele 3 yıl, 5 yıl. Bizim başımızda eksik olmaya. O zaman Türkiye Türkiye ola. Yoksa bunlar gelse yaptığını da yıkacak. Şey edecek. Gelirler köprüyü yıkırlar, havaalanını yıkırlar, orayı yıkırlar, burayı yıkırlar. İşte şimdiye kadar ne yaptınız, ne yapasınız bundan sonra? Hiçbir şey yapamazlar. 45 gündür. Hastane diyorum da 5 yıldızlı otel gibi yemeklerimiz, temizliğimiz, çarşafımız. Her gün çarşaf değişilir. Her gün şurada doludur. Biz SSK'ya gittiğimiz zaman çarşaf mı vardı? Affedersin. Yaşlılar altına kaçırıyordu, altında kuruyordu. Şimdi gece değiş, gündüz değiş, arabanın orada dolu. Yıkanır, ütülenir, gelir. Yemekler de öyle, her şeyler öyle, doktorlar öyle. Babamızın bir doktoru var, her gün gelir başına, her Allah'ın günü. Kim ne söylüyorsa ortalık atmak için ediyor. Dün onlara da söyledim, dedim ortalık karıştırıyorsunuz. Dedim dışarıya uymayın ha, zaten dışarı FETÖ'yü METÖ'yü söyledim. Dedim FETÖ'nün de Allah belasını vere, PKK'ninkini de vere. Ben zamanında hastanede yaptım, bir ilaç bulamıyorum. Bir ilaç. Benim 5 yıldır bu otel gibi yemeği, bakımı, her şeyi. Niye ortaya düşmüştü? Hepimiz ortaya düştük, milletle beraber koyun verdi. Milletin derdi büyük, bağlılık almış başını. Beş bağlı değil, bak herkes alıp kullanıyor. Valla herkes alıp yiyor, herkesi mahsus yapıyorlar. Öyle mi? Biz de emekliyiz, Allah'a şükür paramız yok, duruyor. He, artırıyor. Bu zamları kim yapıyor? Kılıçdaroğlu yapmıyor, zenginler yapıyor. Niye Kılıçdaroğlu yapsın? Zenginler yapıyor, hep de fabrikatörler, hep de market açanlar, anladın? Onlar yapıyor, Tayyip Erdoğan mı yapıyor?
E bu parayı herkes Tayyip Erdoğan yapıyor. Sen olsan ayağını sıkar mısın? Sen olsan ayağını sıkar mısın? Nasıl anacığım, ne var ne yok? İyi misin? Kendi sağlığın nasıl? Ama ben ortalık karışınca ben kötü oldum. Yok bir şey olmaz, biz erkeğiz. Allah'a emanet olsun. Allah'a emanet olsun. Bir zaman biz sigorta hastanelerinde birbirimizin saçını gördük. Ya ya, öyle değil. Eskiden arabada, yoktu, hayvanlarla gidiyordu. Yine gitmesin, ne şimdi ne olmuş? Size sağlık diliyoruz. Size de diliyoruz. Sağlık diliyoruz inşallah. Ama bak. Biz de sizin için. Parmak çok. Türkiye'nizin kapatı. Biz de parmak çok. Memleket için yollardayız. Biraz siz Türkiye'ye bakın, dışarı bakmayın. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.